Dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimize iki doğrunun durumlarını çalışacağız. İki doğrunun 9. sınıf. Bakınız. 9. sınıf. İki doğru ya kesişir, ya paraleldir, ya da üst üstedir, yani üst üste. Tamam mı? Üst üste yapsaydım ben tekini görebilirdiniz. İkisini aynı anda göremezdiniz. Tamam mı? Şimdi o zaman biz bugünkü dersimizde iki doğru kesişiyor ama dik kesişiyor. Onu çalışacağız. Paralelse paraleldir. Bakın yani iki durum çalışacağız. Bir, iki doğru dik kesişmesi. Bir de iki doğrunun paralel olması. Bu ikisini çalışacağız. Tamam. Şöyle ki bakınız. İki doğru mesela... Ben uzun uzun anlatmayacağım. Bu anlatacağım şeyin ispatı var. Hani şeyde bilgisayarda videolardan seyredeceksiniz. Tamam mı? D1 ve D2 doğruların aralarındaki açı alfa demeyelim de orada teta demiştim. Burada da teta diyeyim. Tamam mı? Teta olduğunda D1 dik, D2 ise bu iki doğru birbirine dikse açı 90 derecedir öyle değil mi? Buradan M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1'dir. Bu doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Eğer D1 paralel D2 ise hani ancak şu söylenir. Eğimleri birbirine eşit denir. Doğruların eğimlerinin eşit olması mantığı basit. Bakın şöyle düşünün. Bu doğruyla bu doğru birbirine paralel olduğunda bu açı alfa, bu açı da alfaydı. Yöndeş açılardı ya. O zaman bak bunun tanjant alfa D1'in, D2'sinin de tanjant alfadır. Eğimleri eşit bak. Fakat bunu patadan eğimleri çarpımının eksi bir olduğunu göremeyebiliriz şu an. Hani pat diye göremeyebiliriz. Sadece küçük bir çalışma yapayım ben size. Mesela onu da şöyle hissettireyim, tamam mı? İspatını o videolardan seyredersiniz. Mesela bu 45 derecelik açı yapsın. Tanjant 45 D1 doğrusunun eğimidir. M1 eşittir tanjant 45. Tanjant 45 de siz bilmiyorsunuz ama ben size söyleyeyim. Artı 1'dir. Öbür doğru ise şöyle 135 derecelik bir açı yapsın. Bakın. M2 eşittir tanjant 135. Siz bunu da bilmiyorsunuz. Bu da eksi 1'e eşit gelsin. Ki eksi 1 yani. Tanjant 135 eksi 1. Onları ileride öğreneceksiniz. Tamam. Şimdi burada bir açı var. Teta açısı. Bakınız. 45 artı teta. Üçgende iki iç açının toplamı kendilerine bir dış açıya eşit ya. Kendilerine ait olmayan bir dış açı. O halde teta gördüğünüz gibi 90 derece. Bu bir sezgisel olsun. İspat anlamında bunu vermiyorum. Bunu hissedin yani. İki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı bak bunları çarpalım. M1 çarpı M2 1 kere eksi 1 eksi 1'dir. Bakın hakikaten eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Anlaştık mı? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Önce şunu bir çalışalım. 2x artı 5y eksi 4 eşittir 0 doğrusu verilsin. Tamam. Bu doğrunun eğimi nedir? Buna bakacağız. Eğimi nedir? Bunu bir öğrenelim. Tamam. Bunu bilmek çok kolay arkadaşlar. Şöyle ki x'lerine 0 yazarsan x 0 için y ne gelir buradan? Şura 0 gitti. Şu eksi 4 öbür tarafa 4 bölü 5 gelir. Y yerine 0 yazarsan y'li kısım uçar. 2 gelir burası. Şimdi bu A ve B noktaları D1 doğrusunun üzerinde midir arkadaşlar? Evet. D1 doğrusunun üzerinde bunlar. Mesela D1 doğrusu şu olsa A noktası burada, B noktası da burada olacaktı. Öyle değil mi? O zaman ben önceden eğim bulma formülüm vardı ya. Y'ler farkı 4 bölü 5 eksi 0, 4 bölü 5 eksi 0 buraya. 0 eksi 2 de buraya yazıldığında buradan tanjant alfa çektiğimde eğim eşittir. 4 bölü 5 bölü eksi 2'den evet eksi 2 bölü 5 elde edildi. Soru bitti. Bu çok basit bir şey. Ben size bunun için bir pratik de vereyim. Fakat ezber bir metot. Pratiği şu arkadaşlar. Bak şimdi.
Böyle denklem böyle verildiğinde beni iyi anla bak. Şu 2'yi 5'e böleceğim. X'in katsayısı bölü X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı yalnız başına eksi atacağım. Bu da pratik ezber bu. Yani ben size ikisini de öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Tamam? Mesela efendim sınavda ikisinden birinden yapın. Bir şey demeyeceğim. Hani puan kırmayacağım. Tamam? Mesela 2x artı 10 y eksi 11 eşittir 0 denkleminin eğimi nedir? Bak şimdi. 2 bölü 10 başına eksi bu kadar. Başka bir soru çözelim. 3x eksi 6 y eksi 3 13 eşittir 0 verirsin. Eğim eşittir. 3 bölü eksi 6 3 bölü eksi 6 başına eksi 1 bölü 2. Evet, buyurun. Hocam o 3'ün başına mı gelecek orası sadece? Bir daha yapayım o zaman. Bir soru daha yapayım ben. Eksi 3x artı 10y eksi 2 eşittir 0 verirsin. Eğim nedir? Şu eksi 3'ü al. Buraya yaz. Bak, x'in katsayısı, y'nin katsayısı bir de eksi. O zaman burası tabii ki eksi ile eksinin çarpımı 3, 3 bölü 10 tabii ki. Zor mu? Hadi bir soru daha. 7x artı y eşittir 4 mesela. Eğim 7 bölü 1 ama başında eksi. Evet bu kadar. Şimdi sormak istediğiniz her yeri sorabilirsiniz. Anlaşılmıştır. Aferin size. Burayı da geçtim. Tamam. Asıl sorumu yazayım. D1 2x artı cy artı 4 eşittir 0 doğrusu. D2 eşittir 3x eksi 2y eksi 5 eşittir 0 doğruları. Birbirlerine dikse, paralel ise c nedir? Bu iki doğru birbirlerine paralel ise ne söylenir arkadaşlar? Bakın arkadaşlar ben size kenara özet yazayım bak şimdi. Ben size kenara özet yazayım. Eğer iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi birdi. Hatırladınız mı? Eğer iki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirlerine eşit. Bu kadar. Burayı anlamıyor musunuz halen? Bir düşün. Grup. Kopyala. Buraya kadar tamam. Bunlar paralelse eğimleri birbirine eşit değil mi? Evet. M1 eşittir M2'dir. Birincinin eğimi kaç Mete? 2 bölü C. C ama eksi. Evet. İkincinin eğimi kaç? 3 bölü eksi 2 ama başına eksi. Doğru mu? Her tarafı eksiyle çarparım. Tamam. İçler dışlar çarpımı yap. 2 ile eksi 2'yi çarp. Eksi 4. 3C. Her tarafı 3'e bölürüm. C eşittir. Eksi 4 bölü 3'tür. Soru bitti. Bu kadar. C eşittir. Eksi 4 bölü 3. Başka bir soru yapalım. Bak şimdi. Başka bir soru çözelim. Öncelikle yapıştır kardeşim. Bu bizim kopyamız. Tamam. Bileceğiniz şey sadece bu. Kopiş. Buradan abidik gubidiklerim D1 yok. Kırmızı kalemi alacaksın. Al kırmızı kalemi. D1 doğrusu anlıyor musun? 2x eksi 6y eksi 3 eşittir 0 olsun. D2 doğrusu ax artı 3y eksi 12 eşittir 0 olsun. D1 ve D2 doğruları birbirlerini dik kesiyorlar ise a kaçtır? Nasıl yaparız? Parmak 1. 1. Evet Mete. Hocam 2 bölü eksi 6. D1 dik D2 ise ne söyleriz delikanlı? Çarpalım. Bu ikisi birbirine dikse ne söylüyoruz? Evet. Eğimleri çarpımı. Eksi 1'e eşit. Eksi 1'e eşit. Aferin. Burayı anlamayan var mı arkadaşlar? Bu iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı neymiş? Eksi 1'miş. O halde peki birincinin eğimini söylesen bana. 2 bölü eksi 6.
2 bölü eksi 6 başına eksi gelecek. İkincinin eğimi? A bölü 3 A'ya eksi gelecek. Tamam. Eştir eksi 1. Şimdi şu ikisi bak pay ve paydayı eksiyle çarptım. 2 bölü 6 1 bölü 3'e eşit. 1 bölü 3 çarpı şu eksiler de gitmişti. Hani her tarafı eksiyle çarptım. A bölü 3 eşittir 1. A bölü 9 eşittir 1'den A eşittir 9'dur arkadaşlar. Soru bitti. Aferin beyefendi. Bu aşamada sormak istediğiniz bir yer var mı? Demek ki iki doğrunun durumları bunlardır yani. Benzer bir soru daha çözeyim hanımefendi. Bak buraya. D1 doğrusu 3x artı 5y eksi 2 eşittir 0. D2 doğrusu 3x artı 5y artı 1 eşittir 0. D1 ve D2 doğruları için ne söylenir? Bu doğrular nasıl doğrulardır? Dik mi, paralel mi, kesişik mi, çakışık mı, öteli mi, ötesiz mi vesaire vesaire. Bu D1 ve D2 Recep bunlar hakkında ne söylersin? Bu iki doğru birbirine paraleldir. Evet. Çok doğru. Burada bakın birincinin eğimi M1 neye eşit bu soruda? Eksi 3 bölü 5'e eşit değil mi? İkincinin eğimine bakalım. O da eksi 3 bölü 5. Eğimler birbirine eşitse D1 paralel D2'dir arkadaşlar. Anlıyor musunuz? Tamam. Peki. Yok ya orada niye uğraşacağım? Al bu sayfayı yukarı. Al kardeşim. Heh, devam. Şimdi D1 doğrusu 2AX artı 5Y eksi 11 eşittir 0 olsun. Anlıyor musun? D2 doğrusu 3X eksi 2Y eksi 4 eşittir 0 olsun. Tamam mı? D1 dik. D2 ise. Tamam yazıyorum. D1 dik. D2 ise A nedir? Parmak. Hemen kopyacıkımıza da şuraya yapıştıralım. Yapıştır kardeşim kopyayı. Ha, al buraya kopyayı. İşte sana kopya. Kopya baka baka söylersin be. Recep. Hocam bir de D1'in bir eğimi yok mu? 2 A X bölü 5Y eksi gelip gelince. Evet, çok güzel düşünüyorsun beyefendi. Şimdi D1 dik D2 ise ne söylenir? Önce onu söyle bana. Çarpımlar eksi 1 eşit. M1 çarpı M2 eğimleri çarpımı eksi 1 eşit. Doğru. Devam. Hocam D1'in eğimi yoksa evet, eksi 3 bölü eksi 2. İkincininki? Hocam bu D2'nin. Ha bu D2'ninkiydi değil mi? Tamam onu alalım bir daha yazalım. Şimdi 2A'yı yazıyorum. 5'i yazıyorum. Başına eksi atıyorum. Doğru mu? Tamam. M2 ne? 3'ü yazıyorum. Eksi 2 yazıyorum. Başına eksi atıyorum. Eksi 1. Tamam mı? Şunlar şunun bölümü artı. Şunlar her iki tarafı eksiyle çarptım bu. Şurada 2'ler gitti. 3A bölü 5. 3A bölü 5 eşittir 1. Buraya kadar doğru mu? İçler dışlar çarpımından 3A eşittir 5 ise A eşittir 5 bölü 3'tür. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Şimdi arkadaşınız bu D1 doğrusunun eğimini bulacak arkadaşlar. Tamam. Siz de yerinizde karanlık kağıdınıza yapın hemen. Eğim, hocam M, daha enki gibi değil mi? Evet. Eğim 1 eşittir de. M1 eşittir de. Evet. Sen yap yanlış olsun. Eksi 2 değil. Eksi 2 sil. Eksi 2 sil. Şimdi oraya ne yazacaktı? Eksi 11 değil mi? Aferin. Başına da eksiği atmışsın. Buraya M1 yaz o zaman. M1 eşittir de buna. M1 yaz. Şuraya M1 diyecektin. Eşittir. Tamam. Buradan eksinin eksiye bölümü artı olduğu için buraya eşitinin altına bir daha eşitir at. Tamam. Eşitinin altına eşitir at.
3/11. Çok güzel. Tebrik ederiz. Buyurun hanımefendi. Şimdi başka soru çözmek isteyen var mı? Sen gel kızım. Buraya yazalım şimdi sana bir soru. D1 doğrusu 3x eksi 10y eksi 2 eşittir 0 olsun. Bu da ax artı 4y artı 4 eşittir 0 olsun. Burada D1 doğrusuyla D2 doğruları birbirine dik ise a kaçtır? Şu kopyamızı da buraya yapıştıralım. Şuradan kopya, yapıştır. Yapıştır kardeşim. Bu da bizim kopyamız, tamam mı? Kopyamıza bakabiliyoruz. Serbest. Kopyasız çıkmam abi. Buyurun. Şunu tut. Hocam şimdi M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 olacak. Önce 3x'in denklemini bul. Şimdi D1'in denklemini bulacağım. Eksi 3 bölü eksi 10. O da eşittir. 3 bölü 10 olur. Hangisiyle oraya sayıyorum? Hangisiyle? Şu. Tamam. M1 ne eşit? M1'i yaz yerine. M1 eksi 3 bölü. Eksi 3 bölü eksi 10. Değil yaz. Mi? Yaz. Bu böyle dursun. Şimdi çarpının altına çarpı. M2 neye eşit? M2 eksi a bölü 4. Tamam. Eşittirin altına eşittir. Eşittir eksi 1. Eşitleyeceğiz. Tamam. Sonra? Şimdi şuralar eksi eksi yaz. Artı olur bunlar. Şurayı da şık şık yap. Tamam. 3a eşittir 40 yaz. 3a eşittir 40. A eşittir 40 bölü 3. Hayır. A eşittir 40 bölü 3. A eşittir 40 bölü 3. Tamam. Çok teşekkür ederiz arkadaşınıza. Arkadaşlar şu hatayı yapmayın. M1 çarpı M2 eşittir eksi 1 demiştik ya. Eksi 3 bölü eksi 10'dur M1. Bu da eşittir 3 bölü 10. Yazdığın an 0 puan. Bitti. Ondan sonrası tüm doğru da olsa 0 vereceğim. Nasıl yapacaksın? M1'in eşitini asla yana doğru, şu yana doğru yapmayacaksın, aşağı doğru yapacaksın. Mesela buna benzer konu açılmışken, bu matematikte en sık yapılan, matematikte ve geometride en sık yapılan hatalardan birisi arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru düşün. 3 bölü 2 artı 1 tam 1 bölü 2 bölü 2 üzeri eksi 1. Mesela bak şimdi. Adam şimdi yazıyor. 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 bak şimdi. Bunu yazdı ya. Şimdi hatalı çözeceğim bak. Eşittir 6 bölü 2 diyor. O da 3 diyor. Bak. Şimdi bu dursun. Bu hatalı kısım. Ben şimdi doğrusuna başlıyorum. Bak şimdi. Buna dikkat et şimdi. Doğrusu arkadaşım şu olacaktı. 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2 yazacaktı. İyi düşün bak Sedef. Yani sen 3 bölü 2'nin altına 3 bölü 2 ben şimdi yana yazdım ama bu şu an böyle yapıyorum. Yani normalde tam alt alta gelecek, tamam mı? Şu da şuraya geldi. Bölünün altına bölü 2 üzeri eksi 1'in altına 2 üzeri eksi 1 yazacaksın. Bu birinci kısım bitti. Şimdi 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 1. Önce bölme işlemi yapılır. İşlem önceliği. Sen 3 bölü 2 ile 3 bölü 2 toplayamazsın. İşte bak ben niye burada hatalı yaptık? Bu soruda, bu kısımda niye hata yaptık? Çünkü sen yan yana yapmaya alışmışsın. Bu disiplin yok. Bunu ben disiplin olarak düşünüyorum. O halde burası 3 bölü 2 artı 6 bölü 2. Bu da yer kalmadığı için yana kaydım. 6, 3 daha 9 bölü 2 arkadaşlar. Böyle yapacaksınız. Anlaştık? Tamam.